Selam, ben Mutan. Bugün Roblox'ta kullanabileceğiniz güzel bir exploit göstereceğim. Ücretsiz bir PC exploit'i. Aslında daha önce Solara ile alakalı birkaç video çektim. Yeni bir güncelleme geldi. Hem bundan bahsetmek istiyorum hem de detaylara ineceğiz. Hadi videoya geçelim. Öncelikle ihtiyacınız olan tüm linkler açıklamalar kısmında. Aşağıdaki linkten web siteme gidip hızlıca indirebilirsiniz. Eğer birkaç ay sonra bu videoyu izliyorsanız merak etmeyin. Düzenli olarak güncelliyoruz. O yüzden bir problem yok. Web sitemizden bir zip indireceksiniz. Bunu hızlıca gelip sağ klik atıp şöyle hemen klasöre çıkar dedim. Ve geldim. İçerisinde bir exe var. Bu exe'yi çalıştırmadan önce virüs programınızı kapatın. Yani sadece virüs programınızın gerçek zamanlı tarama bölümünü kapatsanız da kafi olur. Tamamını kapatmanıza gerek yok. Şimdi geldik. Burada hızlıca bunu çalıştıracağız. Hızlıca geçiyorum ki anlatayım tek tek yavaş yavaş. Böyle uzun uzun anlatacağım bir şey yok bu çalıştırma kısmında. Böyle şu şekilde başlattığınız zaman sizi bir Discord kanalına aktaracak. Yanda tabii benim Google, o yüzden gözükmedi sizde. Şu şekilde bir menü geldi. Burada Dive In diyorsunuz. Bekliyorsunuz, indirmek istediğiniz bölümü seçeceksiniz. Eğer dilerseniz başka bir diski seçebilirsiniz. Ve sonrasında da tekrar ulaşmak isterseniz de bu diskten, yani bu bölümden ulaşabilirsiniz. Diskten ziyade bu klasörden. Şimdi gelelim. Bayağı da video çekmiyorum. Konuşmuyor unutmuşum. Buradaki Bootstrapper versiyon aktif diyor 2.3. Bunu yükseltmek ister miydiniz diyor. Evet diyelim. Yani eğer yüksek bir versiyon varsa bizim işimize gelecektir. O yüzden bir kez tamam dedik. Buna bastık ve biraz bekliyoruz. Bu bölümde birazcık bilgisayarınız donabilir. Yani bir iki saniye falan donabiliyor. Bilginiz olsun. Birkaç kez denedim. Her seferinde aynısı oluyor. Ya da benim bilgisayarımla alakalı sıkıntı olabilir. Ama yine de yaşarsanız ne oluyor lan demeyin. Az önceki klasörün içerisinde gördüğünüz gibi config, discord ve birkaç şey daha kurulu. Ve sonrasında işte direkt olarak exploit geldi. Ben daha önce stack up çalıştırdığım için otomatik olarak stack up geri geldi. Aynı yere kurdum çünkü ben. Datayı oradan alıyor. Şimdi gördüğünüz gibi menümüz aslında böyle. Birazcık menüye göz atalım. Burası bizim stack up'lara execute ettiğimiz panelimiz. Burası stack up tablara sahip olan yer ama ben bir şey görmüyorum. Belki buluta. Ha, güzelmiş. Burada bir sürü stack up var, bulabilirsiniz. Ayarlar bölümüne geldik. Buna basarsanız her zaman üstte kalacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi üstte. Buna basmazsanız bunu aldığım zaman bu üstte geçiyor. Yani belki işinize yarar. Ben açmayacağım, tercih etmiyorum. Şimdi hızlıca gelelim Roblox'u çalıştıralım. Roblox'u normalden değil de Blockstrap'tan kullanacağız. Hemen nasıl indireceğinizi göstereceğim. İnternet arayıcınıza Blockstrap indir yazarsanız şöyle bir yer gelecek. En üstteki web sitesini kullanmıyorum ben genelde. Şöyle en altta gördüğünüz gibi Releases, GitHub linki var yayınlananlar diye. Buradan indireceğim ben. Siz de bunu kullanırsanız sizin için daha iyi olur büyük ihtimalle. Burada bir exe'ye sahip. Buna basıp indirin. Ben zaten hali hazırda indirdiğim için tekrar çalıştırmayacağım. Yapmanız gereken ek bir özellik yok. Blockstrap'ı indirin ve çalıştırın. Bu kadar. Ek bir ayara ihtiyacınız yok. Sonrasında ise arama yerine geldim. Blockstrap yazdım. Hızlıca şunu kapatalım. Roblox'u başlat diyeceğiz. Ve oyuna girişi bekliyoruz. Birazcık sürebilir sizin bilgisayarınıza ve internet hızınıza göre değişiyor bu. Şimdi gördüğünüz gibi direkt olarak geldi ve script çalıştırmak istiyorum. Bir kanal geleneği gibi bir şey olduğu için yine script testini Blockstrap'te yapacağım. Hızlıca gelelim. Oyuna giriş yapmayı bekleyelim. VPN kullandığım için bu oyunlara girerken falan biraz can çekişiyorum ama problem olmaz büyük ihtimalle. Normalde inject bölümünü vesaire bazı insanlar lobideyken veya oyun yükleniyorken yapıyor. Oyun yükleniyorken inject etmeye çalışırsanız oyun crash verebilir. Bu da çok iyi olmayabilir sizin için. Şöyle bu da büyük görebiliyormuş. Bunu da yeni gösteriyorum ama saçma sapan böyle yandan genişler misin? Oy. Yan ekran. Tüm ekranları dolaştı güzel. Tamam. Her neyse. Kendi kendime eğlenmeyi bırakayım. Şimdi şöyle düzeltelim. Tamamdır. Şimdi oyuna geldik. Hemen şuna gelelim. Kulaklığımı da takayım ben. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir menüdeyiz. Şu en sağ alttaki en sağ alttaki attach. Konuşamıyorum. En sağ alttaki attach işaretine basarsanız inject olacak. Zaten şu kırmızı işaret injectlenmedi. Yeşilse inject oldu anlamına geliyor. Inject'e bastım. Şu an bir gitti. Şu an bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil geldi. Şimdi gelelim şöyle bir görev yöneticisini çalıştırmam lazım. Bu şekilde aktif olarak şunu da görün yandan. Şöyle kapatsam solara. Gördüğünüz gibi çok da bir CPU tüketmiyor şu an. Normal şartlarda inject yaptıktan sonra aşırı tüketiyordu. Çünkü içerisinde mine olduğunu söylemiştim. Şu an çok detaylı bir şekilde incelemediğim için evet var ya da hayır yok diyemem. O yüzden yine de kendi belleğimi göstereceğim. Kullanım süresine göre bu artıyor olabilir. Yine de siz dikkatli olun. Sonuçta ücretsiz bir exploit. Bilgisayarınıza zarar vermeyin. Gelelim buradan hızlıca script çalıştıralım. Geldim herhangi bir script aldım. İçerisine yapıştırdım. Geldim bunun içerisine şuradaki buton inject butonu. Oyunlardaki play butonuna benziyor. Bu silgi hazırına gösterdim. İçerideki script'i silmeyi sağlar şu şekilde.
şu buton save etmeyi sağlıyor. Yani buradaki dosyayı otomatik olarak save eder. Buna bastığınız zaman klasör açılır. Herhangi bir Lua script'ini falan için açacaksanız bu şekilde aktive edebilirsiniz. Çünkü bazı script'ler fazlasıyla uzun oluyor. Kopyalamakla uğraşmak istemezseniz direkt TXT olarak ya da Lua uzantısı olarak bunun için aktarmanız mümkün. Ama benim öyle bir problemim yok. Direkt CTRL ile V yaptım. Play butonuna bir kez bastım. Bu butona bastıktan sonra yine belki minik donabilir. Şu an öyle bir şey yaşamadık ama yine de her ihtimale karşı. Bu tarz donmalar olduğu zaman tıklamayın hiçbir şeye. Ne olur ne olmaz oyununuz crash vermesin. Bu tarz hatalarla uğraşmayın. Ben az önce ona nasıl kendi zaten donmuştu. Çünkü gördüğünüz gibi direkt olarak script geldi. Benim ana amacım burada scriptleri tanıtmak değil. Sadece Solara'dan bahsetmek. Aslında kurulum ve diğer olaylar tamamen böyleydi. Ama birazcık da kendi kişisel düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Hemen hemen çok fazla script çalıştırmıyor. Yani ücretli bir expo setini aldığınızda 100 tane script'ten 80'ini falan çalıştırabiliyorsunuz. Sol aradaysa 40 civarı falan diyebilirim. Bu oranı tamamen götümden atıyorum. Sadece anlaşılabilir olması için. Ama kesinlikle kafi mi? Bence yeterli. Yani sonuçta çok fazla script bulabiliyorsunuz hemen hemen her oyun için. Tek negatif yanı işte bazı oyunlarda çok nadir script oluyor. Onlarda da çalışmayabilir. O da yapacağınız bir şey yok maalesef. Onun haricinde ise şu an için çok kasan ya da bilgisayar yapabilecek bir şey görmedim. Ama bu ileride olmayacağı anlamına gelmiyor. Yapımcılarına güvenmiyorum çünkü. Ben tabii her videoyu çekerken içerisindeki problemi ya da başka bir şey olup olmayacağını söylüyorum. Çünkü ben de sizin gibi kullanıcıyım. Kendi bilgisayarıma zarar verecek bir şey yapmak istemem. O yüzden aynı şekilde sizin de bunu yapmanızı istemiyorum. Ya kısa lafın özeti mi? Uzun lafın kısası. Dikkatli olun. Düzenli olarak CPU'nuzu falan kontrol edin. Bu tarz şeylerde. Bir de düzenli olarak güncellenebiliyor ya da Solava ile alakalı çok fazla böyle tam nasıl tabir edebilirim bilmiyorum. Lakin yanıltıcı içerik var internette ve Discord'larda. Bu yanıltıcı içeriklerden Solara indirirseniz tüm bilgileriniz gidiyor maalesef. Yani bu tarz saçma sapan şeyler de var insanları avlamak için kullandıkları. Çünkü Solara yeni tekrar güncellendi ve bayağı da kullanışlı bir exploit. O yüzden çok fazla kullanıcısı var. Bazı insanlar da nasıl indireceğini bilmediği için haliyle gidip virüslü linkleri indiriyorlar. O yüzden bunlardan uzak durun bilgisayarınız için. Ya yani resmi olmayan linklerde indirmeyin. Ya gelin benim web sitemden indirin ya da gelin Solara'nın kendi web sitesine indirin. Ya yani resmi bir yerden indirin. Resmi çok abartı oldu ama en azından daha köklü yerlerden indirin ki kişisel bilgisayarınız zarar gelmesin. Ek olarak gösterebileceğim pek de fazla bir şey yok. Solara ile ilgili şu an olarak gösterebileceğim bunlardı. Eğer dilerseniz ileride detaylı alabileceğiniz hatalarla alakalı bir video çekmeye çalışırım. Hatırlayan var mıdır bilmem ama eskiden KBNL döneminde böyle KBNL ile alakalı detaylı videolar çekiyordum. Hatalarla alakalı bayağı da ilginizi çekiyordum. Tabii çok yıllar geçti üzerinden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için kanalıma göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.